Başlayalım. Eğitimimiz en azından. Tamam, bir arkadaşımız kızın telefonundan girmiş. Ses zaten şu anda sorun yok arkadaşlar. Ben görüyorum. Sizler de iyi gözüküyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederim arkadaşlar bu akşam zaman ayırdığınız için. Heyecanımız günden güne artıyor. Çünkü artık çok az bir süre kaldı arkadaşlar biliyorsunuz. 7 Haziran itibariyle kısmesi artık start vermiş olacağız ve siz değerli arkadaşlarımızla yaklaşık 2 aydır planlı programlı bir şekilde toplantılarımıza devam ediyoruz. Tabii ki aslında eğitimlere katılımlar her zaman azdır arkadaşlar. Bu genelde böyledir. Ama diyorum ya işte bu ayırdığımız zaman, bu süre ya da açılışla ilgili bekleme sürecinde bile aslında çok şey kazandık. Birbirimizi kazanmaya başladık, birbirimizi tanımaya başladık. Hani eğitimlerde diyoruz ya arkadaşlar, bir süre geçiyor ister istemez. O kazanç süresi, alışma süreci, şirkete alışmak, ekiplere alışmak, ürüne alışmak. Tabii ki bunlar hepsi bir zaman, hepsi bir süreç. Ama siz değerli arkadaşlarımızla birlikte gerçekten uzun bir yolculuğa çıkacağız. Yani kısa vadeli hedeflerimiz yok. Hepimizin gerçekten belirginleşmiş ve ulaşabileceğimiz hedefleri belirlemeye başladık. Zaten pazartesi günü ürünler ve puanlar açıklandıktan sonra yani şu an 3 aşağı 5 yukarı %90 neredeyse hakimiz puanlara ve ürünlere ama pazartesi günü açıklandıktan sonra arkadaşlar önümüzdeki haftada siz değerli arkadaşlarımızla şu ana kadar on binlerce kişi hatta 20 bini geçmiş ekibimizle beraber artık kariyer planlamaları yapmaya başlayacağız. Çünkü bu süre geldi. Tabii ki bu akşamki sunumumuz yaklaşık bir 35 dakika sürecek arkadaşlar. Çok Acaba ses gidiyor keyifliydi. mu? Ses sorunu yok arkadaşlar. Mikrofonu açık olmayanlar varsa, daha doğrusu kamerasında mikrofon gözükmeyen arkadaşlarımızı özelden uyarabiliriz. Çünkü bayağı bir katılım var. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, biz bu arada ne hazırlıklar yapıyoruz? Sunuma başlamadan önce de öyle söyleyeyim. 15 Haziran itibariyle siz tüm değerli arkadaşlarımızla birlikte saha çalışmaları yapacağız. Elimizden geldiği kadar inşallah bunun sözünü vermiştik zaten. Tüm illerde olacağız arkadaşlar. Yani hangi ildeyseniz mutlaka sizin kapınızı çalacağız. Bu bizim için gerçekten çok değerli. Çünkü hiçbir zaman yani doğrudan satış sektörleri bizler için sadece ürün satmak ya da sadece kayıt yapmak olmadı. Çünkü her işin stratejisi var arkadaşlar. Bu da bizim için çok değerli. Dediğim gibi 15 Haziran itibariyle kısmetse hangi ilde olursa olsun yani İstanbul'dan Ağrı'ya kadar bile abartısız çok ciddi bir planlama yapacağız. Siz değerli lider arkadaşlarımızla beraber ve Temmuz ayı itibariyle de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kim Hanım bizim en üst sponsorlarımızdan biri. Imperial daha sonra gelecek. Şu an Krom seviyesine ulaştı. Onunla da birlikte kısmetse Temmuz ayında yine illerde pilot bölgeler belirleyerek tabii ki pandeminin şartlarında belirlediği süreçlerde genel toplantılar yapmaya başlayacağız. Her zaman diyoruz arkadaşlar yasaklar olabilir, engeller olabilir. Önemli olan zihnimizde yasaklar ve engeller oluşmasın diyoruz. Ve hepimizin bir kırılma noktası vardır ya arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Gerçekten çok değerlisiniz. Çünkü bu işi yaparken mutlaka hedefleriniz var. Geçerli nedenleriniz var. Aileniz olabilir, sevdikleriniz olabilir, kendiniz için olabilir. Sonuçta bunun hepsi geçerlidir arkadaşlar. İşte bu kırılma noktasını ondan sonra bu start düğmemizi bulduğumuzda gerçekten ilerleme, kazanç ve kariyer çok iyi anlamda gelmeye başlıyor. Zaten bizim en temel amacımız başarılı olmak ve başarıyla birlikte bir noktaya ulaşabilmek. Çünkü başarı sürdürülebilir bir şeydir arkadaşlar. Bir noktaya geldikten sonra bu bir hayır cevabı olabilir. Sizin bir kırılma noktanızdır. İşlerinizde ilerlemekte aksamalar olabilir, sorunlar çıkabilir organizasyonlarınızda. Çünkü zaten arkadaşlar sorun çıkmayan bir yerde ilerleme yoktur. Ama sorun çıkıyorsa bunu hep beraber çok rahat bir şekilde aşabilecek gücümüz var. Çünkü her zaman söylüyorum. Siz değerli arkadaşlarımıza ben bizzat 13 senedir bu sektördeyim. Profesyonel anlamda 10 seneyi aşkındır doğrudan satış sektörüyle sadece uğraşıyorum. Ve siz değerli arkadaşlarımızın da yıllarca tecrübesini eklediğimizde Pro Akademi olarak 1000 yılı aşkın arkadaşlar bir tecrübemiz var. Neden başaramayalım diyelim? Hani neden olmasın? Biri bize bu işin neden yapılamadığını söylesin. Biz de ona nasıl yapılabileceğini ve nasıl para kazanabileceğini, bu işin aslında ne kadar iyi olduğunu hep beraber anlatabilecek gücümüz var. Ve organizasyon kurmakta da arkadaşlar gerçekten çok güçlüyüz. Diyorum ya önemli olan kayıt yapmak ya da ürün satmak değil, organizasyon kurabilmektir. Zaten bu eğitimlere ağırlık vermemizin nedeni, sizin değerli vaktinizi istememizin nedeni arkadaşlar, bir kültürü oturtturabilmek. Bir kültürü oluşturduktan sonra şöyle de diyebiliriz, 100 katlı bir bina yapacağız. Ama bizim temelimiz 20 katlı bir bina temeli. O yüzden bu bina arkadaşlar çok sağlıklı olmayacaktır ve bir noktadan sonra hak verin ki çökmeye başlayacaktır. O yüzden sürekli eğitimler yapıyoruz. Tabii ki sürekliden kastımız haftada 1 saat, 2 saat arkadaşlar birkaç gün. Ki bu genel anlamda baktığımızda eğitimlerimizin sonu demeyeyim ama açılış öncesi yapacağımız eğitimin en geneli olmuş olacak arkadaşlar. Zaten eğitimler bittikten sonra biliyorsunuz resimleri, videoları sizlerle arkadaşlarımıza paylaşıyoruz.
Bunları da alt ekiplerinize, organizasyonlarınıza ne kadar çok aktarırsanız, ilerleme aşamasında hedefinin olması gerektiğini, bir liste tutması gerektiğini, evet belki hepimiz bunları biliyoruz ama ben de defalarca aynı sunumları, aynı eğitimleri yaptım. Ama arkadaşlar bu bizim ileriye dönük ve uzun vadede, hani diyoruz ya, gerçek belirlenmemiş ve gerçek nedeni olmayan bir hedef arkadaşlar en ufak bir sarsıntıda kaybolabilir. O yüzden bu bizim için çok çok değerli. Katılımlar devam ediyor mu arkadaşlar? Ben yavaş yavaş sunuma geçiyorum. Çünkü saat artık 10 geçiyor. Artık sunumumuza başlayalım. Evet, mikrofonu açık olan arkadaşlar var. Onları da şimdi kapatıyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sunumumuz maksimum 35 dakika planladık. 35 dakika inşallah bitirmiş olacağız. Bu arada çıkan sesler beni kesinlikle rahatsız etmiyor. Çünkü ailesiyle, dediğim gibi çocuğuyla, sevdikleriyle bu sunumu izleyen arkadaşlarımız da var. Bu gerçekten bizler için çok değerli. Hani zaman diyoruz ya arkadaşlar, şu da var aslında. Pahalı bir saat alabiliriz ama zamanı satın alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu toplantılar, bu eğitimler gerçekten bizim için çok çok değerli. Çünkü diyorum ya, aktarabilecek bir şeylerimiz olması gerekiyor. Ne kadar çok aktarırsak, aktarımı ne kadar çok yaparsak, bizimle çalışan insanların bu işe hakimiyeti çok iyi olacak. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, genel anlamda toplantılarda en ön sırada olmak, hak ettiğimiz sıralara oturmak, önlere çıkmak bizim için gerçekten çok çok değerli. Ama şunu istiyoruz biz hep beraber. Çünkü senelerce bunu yaşadık. Senelerce ön sıralarda olduk. Kariyerler yaptık. Hani diyoruz ya, tekrarlanmayan başarı başarı değildir diye arkadaşlar. Siz de hak verirsiniz ki. O ön sıralarda ne kadar bizim ekiplerimizden başarılı arkadaşlarımız olursa, hani bunu söylerken bile gerçekten heyecanlanıyorum. Kafamızı çevirdiğimizde sadece bir iki kişi değil, onlarca siz değerli arkadaşımız orada olursa, hatta şirket o ön sıralara sandalye koyarken, ya Pro Akademi ekibindeki liderler için yani sandalye yetmiyor denmesi bizim için en önemli. Zaten bu toplantıların ve bu eğitimlerin amacı da aslında bu arkadaşlar. Evet, adım adım arkadaşlar toplantıya başlıyoruz. Bazen mikrofon kapatma olayında olabilir, sesim karışabilir, bilginiz olsun çok kısa bir şekilde. Ve onaylamaya devam ediyorum. Geceken arkadaşlarımız oluyor, kimse dışarıda kalmaması adına yavaş yavaş sunuma başlıyoruz. Sunumdan sonra çok kısa bu eğitimle ilgili arkadaşlar sohbet edebiliriz. Evet, şimdi iyi bir grubun özellikleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle organizasyonlarda iyi bir grup çok önemlidir. Ve bu iyi grubu kurmak için arkadaşlar bayağı bir zaman gerekebilir. Her zaman söylüyorum, sisteme alışmak, ürüne alışmak, ekiplere alışmak, birbirimize alışmak biraz zaman alacaktır. Ama kesinlikle geçerli olan birlikten her zaman arkadaşlar, birlik her zaman rekabetten daha kuvvetlidir. Çünkü ne kadar birlik olursak, organizasyonlarımızı ne kadar güçlü, izolasyon dediğimiz bir araya toplarsak, bu bizim yarın öbür gün sahadaki gücümüzü arttıracak. Çünkü bizim dışımızda atom işi yapan insanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz. Tabii ki rızkı veren Allah'tır arkadaşlar. Bununla ilgili bir korkumuz yok. Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ama organizasyon olarak ne kadar kuvvetli olursak bu bizim gücümüzü ortaya çıkartacak. Şimdi genellikle arkadaşlar işe başlarken kendimizi yalnız hissederiz. Ben de 13 sene önce insanlara bu işi tavsiye ederken ya da anlatmaya çalıştığımda tabii ki eksik bir bilgim vardı. Yani gel para kazanacağız, gel çok zengin olacağız diyerek işten gerçek bir hakimiyetim olmadığı için, sunum dediğimiz ya da işe hakimiyetim olmadığı için ya da bu işin ne kadar büyük uluslararası bir iş olduğunu o zamanlar bilmiyorduk tabii ki. Burada da arkadaşlar ilk başladığınızda kesinlikle yalnızsınızdır. Eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, ilk kişilere bu işi anlatmaya çalışırsınız ve onlardan çok büyük bir destek göremezsiniz. Ama ne zaman ki ilerlemeye başladınız, artık uluslararası isminiz duyulmaya başladı. Lütfen bunu gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Hep birlikte bunu başaracağız. Defalarca başardık. Avrupa'da isminiz duyulacak, Türkiye'de ilk kariyerler açıklandığı zaman sonraki aylarda insanlar sizi tanıyacak, farklı firmalar, rakip firmalar, insan bu sektörde olanların dikkatini çekmeye başlayacaksınız. İşte bizim de hep beraber yapmaya çalıştığımız bu destek kısmında hep beraber bir arada olursak arkadaşlar, çünkü diyoruz ki davranış davranışı belirler. Bu da bizim organizasyonlarımızı çok ciddi bir şekilde büyütmeye neden olacak. Ve şunu kesinlikle garanti ediyoruz arkadaşlar. Nasıl ki 15 Haziran itibariyle siz değerli arkadaşlarımızla
elimizden geldiği kadar sahalarda birlikte olacaksak arkadaşlar ve bundan sonraki yapacağımız toplantılarda da hep birlikte olacağız ve diyoruz ki kesinlikle bir hedefiniz belirleyin. Biz zaten bunu hissediyoruz, anlıyoruz arkadaşlar. Hedefi olan herkes bizimle yalnız yürümeyecek arkadaşlar. Bu da destekte ilk başladığınızda olduğu gibi kutlamada da inşallah hep beraber omuz omuza olmuş olacağız. Şimdi ilerlemek için 10 adım arkadaşlar. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Hayalleriniz var, hedefleriniz var. Bir gözünüzün önünde size zahmet canlandırın arkadaşlar. Bazen diyorum ya hayal gücümüz de aslında önemli bizler için. Çünkü bugüne kadar da hayatımızda hayal ettiğimiz şeylere bir şekilde ulaşabildik, ulaşmaya çalıştık. Burada da şöyle hayal edin. Bu işe girdiniz, ilerlemek istiyorsunuz. İlerlerken arkadaşlar bunun bir adımları var. Ve bu adımları doğru bir şekilde, planlı bir şekilde koordinasyon halinde tamamladığınızda, çünkü bugün belki 2 kişi olabilirsiniz, belki 1 kişi olabilirsiniz, belki yeni başlamış olabilirsiniz. Ama zamanı geldiğinde binlerce ve on binlerce daha fazla kişi de olacaksınız arkadaşlar. Düşünün ki karşı tarafta arkadaşlar ev var, araba var, hayallerinizin gerçekleşeceği şeyler var, anahtar var, sevdiklerinize sağlayacağınız çok iyi bir hayat var. İşte bu yüzden arkadaşlar bu adımları gerçekleştirmek için, karşı tarafa geçmek için bu adımları gerçekleştirmemiz gerekiyor ki yarın bir gün, şu an dediğim gibi tek kişi olabiliriz ama yarın binlerce, on binlerce kişi olacağız arkadaşlar. O yüzden bu eğitimler, temel eğitimler bizim için çok çok değerli. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci adım neyle başlıyoruz? Birinci adımımızda diyor ki arkadaşlar lider sorgulanmaz. Her zaman yeni bir işe girdiğimizde mutlaka, şu an mesela düşün, hiçbirimizin kariyeri yok. Fakat liderimize inanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu bilin ki onun bu işte çok yüksek tecrübeleri vardır. Ve eğer sizden bir şey yapılmasını istiyorsa, bunu yapılmasını istediği nokta arkadaşlar eğitimdir, eğitim tekrarıdır. Söylemeden, hiçbir şey söylemeden neden, niye, niçin, ben başaramam gibi sadece onun söylediğini uygulayın ve yapın diyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok değerli. Çünkü biz ve sizler lider arkadaşlarımız olarak bu süreçlerden geçtiğimiz için sizin motivasyonunuzu, sizin ilerlemenizi en doğru şekilde tespit edip en kısa yoldan doğru bir çıkış açısıyla ilerlemenizi istiyoruz. O yüzden diyoruz ki lider sorgulanmaz. Çünkü sizler de lidersiniz ve lider olacaksınız. Eğitimleri her zaman liderinle beraber ve eksiksiz olarak yap. Şimdi şöyle düşünün. Bu akşam bir eğitim var. Organizasyonumuzda örnek onlarca, yüzlerce, binlerce kişi var. Ama eğitime teşvik etme ya da eğitime davet etme konusunda eksiklerimiz oluyorsa arkadaşlar, bu da bizim ilerlememizi geciktiriyor. Çünkü davranışı belirler diyoruz ya arkadaşlar. Örnek ben bu eğitimi gördüm, yaptım, hiçbir faydası yok gibi düşünceler bizim organizasyonumuza ilerlememizde eksiklere neden olur. Çünkü biz bu eğitimleri biliyoruz, defalarca belki binlerce sefer yaptık. Ama önemli olan bunu alt ekiplerimize doğru bir şekilde ulaştırabilmek. Ve liderlerinin yardımıyla hedef listelerini, kişi listelerini düzenli ve onunla beraber bu sisteme taşımaya çalış. Yani ne kadar diyorum ya arkadaşlar koordine halinde olursak, bu bizim için ilerlemekte çok önemli olacak ve ikinci adım dediğimiz bu adım gerçekten çok önemli. Eğitimleri her zaman arkadaşlar birlikte oraya hazırlanırken, oraya giderken de çok dolu bir şekilde gitmemiz lazım. Bu da bizim için çok çok değerli. Çünkü yarın bir gün on binlerce kişi olduğumuzda organizasyonumuzu doğru şekillendirmek zor olacaktır. Şimdi üçüncü adım da şöyle arkadaşlar. Bu zamana kadar bütün işleri eksiksiz yaparsan kaybedeceğini hiç düşünme. Düşüneceğin tek şey sadece ilerlemek olsun diyoruz. Kaybetmeyi düşündükçe zamanın boşa geçer. Sadece gerekli olan ve yapacağın işleri düşün. Planlı olmakla birlikte tabii ki arkadaşlar. Her zaman kendine sor. Acaba bu zaman en iyi şekilde nasıl kullanabilirim? Hani diyoruz ya pahalı bir saat alabiliriz ama zamanı satın alamıyoruz arkadaşlar. Ya da zamanımız var ama paramız yok. Şu an telefona girdiğinizde Dubai'si, İngiltere'si, Fransa'sı ya da Türkiye'nin en güzel yerlerini, illerini düşünün arkadaşlar. Eğer maddi açıdan gücümüz yoksa oraya ulaşma şansımız olmayacaktır. Endişe etmeden merak ettiğin şeyi bul ve çöz. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Biz buna sorun çözmek deriz. Biz ekip liderlerimizle konuşurken de mesela hani birkaç şey var dendiğinde büyük sorunu değil de küçükten bahsederiz. Çünkü büyükte aslında bu büyüğe götüren kendisidir. Ama küçük olduğunda daha çok zaman ayırmamız gerekiyor. Bu da bizim için bir püf noktalarından bir tanesi. İradeli olacağız arkadaşlar. İmkansız da hiçbir şey yoktur. Ve sürekli bu sistemden kazanabileceğimizi düşünmek gerekiyor. Yani şöyle düşünün, bir işe başladınız. Orada eğer kazanamayacağınızı düşündüyseniz arkadaşlar, ilerleme çok sağlıklı olmayacaktır. Ve mutlaka her kaybedilen ilerlemek için bir köprüdür arkadaşlar. Yani sürekli nasıl ki organizasyonlarımıza köprü kurmamız gerektiği gibi, koordinasyon köprüsünü doğru kurduğumuz gibi,
biz kendi hayallerimiz ve hedeflerimizle ilgili de arkadaşlar sürekli köprüler kurmamız gerekiyor ve kendi tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı da her zaman not almamız gerekiyor. Yani biz bizden sonrakilere, hani bazı arkadaşlarımız diyor ya arkadaşlar, mesela teknik olarak şunu söylüyorlar. Bu arada yazanlar oluyor, kusura bakmayın. Şimdi mesela teknik olarak şunu söylüyorlar. Hani biz ekiplerimize ne aktaracağız? Biz ekiplerimize eğer bir şey aktaramazsak bunu bir kuşak olarak da düşünebiliriz. Bir bayrak yarışı olarak da düşünebiliriz. Eğer tecrübelerimizi yazmazsak, eğitimlerimizi not almazsak, yani öbür gün insanlar ne yapacağını bilemez. Zaten genellikle doğrudan satış sektörlerinde en büyük eksiklerden bir tanesi eğitim eksikliğidir. Tabii ki insanları yazmamız gerekiyor, davet etmemiz gerekiyor, ürün tavsiye etmemiz gerekiyor, kazancımızı büyütmemiz gerekiyor. Fakat bu işin ne kadar büyük olduğunu iyi anlarsak, yani günde 1000 ve 1500 dolar, ayda 50 bin ve 100 bin dolar kazanılacak bir işte, sadece iki kişi dahil ederek bu işin bir noktaya kadar gidebileceğini, ama bir noktadan sonra bunun en doğru çözümünün eğitimle olacağını ve bu bilgiyi paylaşmakla olacağını da bilmemiz ve kendimizi geliştirmemiz, diyoruz ki en büyük yatırım kendimize olan yatırımdır arkadaşlar. Dördüncü adım, bütün toplantılara katıl ve öğrenmek için her zaman aç ol. Yani öğrenmeye aç olmamız gerekiyor arkadaşlar. Fincanı sürekli boşaltmamız gerekiyor. Biz bu fincanı boşaltma tabirini kendimizin yaşadığı günlük yorgunluklar, günlük hayatımız, telaşımızdan tamamen soyutlanarak iş yaparken kesinlikle odaklanmamız gerekiyor ki bizim bu bilgileri alabilecek yerimiz kalsın arkadaşlar. Kafanı hiçbir zaman bir şeyle meşgul etme. Bu odaklanma dediğimiz nokta arkadaşlar. Toplantıda olan kişileri en iyi şekilde dinlersen onlar da senin söylediklerini en iyi şekilde dinler. Her toplantıdan bir şeyler öğrenmeye çalış. En iyi şekilde not al. Çünkü sen de bir toplantı düzenlediğinde bu bilgileri en iyi şekilde aktarman gerekiyor. Aslında baktığımızda arkadaşlar her eğitim ya da her ilerleme birbiriyle örtüşüyor. Yani siz bir toplantıdaki memnuniyetinizi, güler yüzünüzü, orada aldığınızı, arkadaşlarınıza güzel bir şekilde anlattığınızda hem toplantıya katılımlar hem de yarın sizin yapacağınız toplantılarda bu iş çok doğru bir şekilde büyümeye başlayacaktır. Ve çok sevdiğim kelimelerden bir tanesi, her zaman en kötü kaleminizi en iyi hafızadan kalıcıdır diyor arkadaşlar. Unutma ki en küçük bir madde senin için çok önemli olabilir. Hayatta arkadaşlar ayrıntılar çok önemlidir, biliyoruz ki. Ajanda kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz ve edinmeliyiz. Bu da gerçekten çok değerli arkadaşlar benim için. Yani hayat şu an bu işle ilgili bile 3 tane ajandam var tuttuğum. Toplantılarda tecrübelerini, ilerlemelerini ve kaybettiklerini dile getir. Sorularını mutlaka sor. Toplantılara ekibini mutlaka dahil et. Senin ilerlemen, senin grubun ilerlemesidir. Sen toplantıda katılmazsan grubunda toplantıya katılım bekleyemezsin. Bu çok normal bir şey. Sen kendi hedeflerine göre sisteme girmişsin. Eğer üstteki kişi gelmediyse sen de kendi hedeflerinin toplantına katıl. Hani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben siz değerli arkadaşlarımızın yaptığı özellikle kazanç planı şu an için, kazanç planı sunumlarında elimden geldiği kadar saat saat yetişmeye çalışıyorum. Bu akşam da düşünün, bu toplantıdan önce 8'de ekip liderlerimizle yine başka bir ekip arkadaşımızın sunumu vardı. Dediğim gibi arkadaşlar, birbirimizi ne kadar kopyalarsak bu kopyalamada o kadar aşağı doğru bir şekilde gidecektir. Beşinci adım, her gün bir öncekinden daha iyi olmaya çalış. Bu da çok değerli arkadaşlar. Kendini hatasız görme ve hiçbir zaman kibirli olma. Kibir kendinizi kaybetmenize sebep olur. Bütün aldığın bilgileri kendi grubundakilere eksiksiz bir şekilde öğret diyoruz. Altıncı adım da çok değerli arkadaşlar. Bence en değerlerinden bir tanesi. Hepimiz yoğun bir çalışma temposundayız. Özellikle 2,5 aydır arkadaşlar neredeyse. Tabii ki dinleneceğimiz, kendimize, ailemize ve sevdiklerimiz için ayıracağımız günler de olması gerekiyor. Lütfen haftanın arkadaşlar herhangi bir gününü tamamen kendinize ayırın. Yani telefonlara cevap vermeyin demiyorum ama sizin de dinlenmenize ihtiyacınız var. Yani hepimiz bir insanız sonuçta ve dinlendikten sonra da daha güçlü bir şekilde yol alacağımıza eminim arkadaşlar. Evet, yedinci adım. Grubunda olan kişileri düşün ve onların ilerlemesi için yollar bul. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Yani ekiplerimizi dinlememiz gerekiyor. Tabii ki bu dinleme noktasında hani mazeretler kısmını çok fazla dinlemememiz gerekiyor. Çünkü her arkadaşımızın, dediğim gibi arkadaşlar, kendi belirlediği bir hedefi vardır, geçenli bir nedenleri vardır. Bunları tespit ettiğimizde o arkadaşlarımıza en doğru, en iyi yolu göstermemiz gerekiyor. Burada şunu örnekleyebilirim. Kazanç planımız çok basit olduğu için baktığımızda para kendisi çok iyi olan arkadaşlar vardır. Onları para kendi ile ilgili, satışla ilgili yönlendirebilirsiniz. Organizasyon kurup hem para kendi ve hem de organizasyon içerisinde yapılabilecek yolları çok rahat bir şekilde arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Ve her zaman olması gereken,
Yardımcı ol ki organizasyonların arkadaşlar. Onlar da sana yardımcı olsun. Bu da çok çok değerlidir. Şu an dediğim gibi siz değerli arkadaşlarımızla birbirimize ayırdığımız zaman ve sürekli ilerlemeyi konuşup ilerlemeyi düşündüğümüz için bundan 5-6 ay sonra bu organizasyon yüz binlerce kişi olacak arkadaşlar ve şu an olduğu gibi yurt dışında da ses getiren Pro Akademi zaten günden güne duyulmaya başladı. Şu an yurt dışındaki başka liderlerden de bizim organizasyonumuzun günden güne büyüklüğü ve yaptığı eğitimler, sunumlar ortaya çıkmaya başladı. Kendini beğenmeyi unut. Şunu bilmelisin ki senin grubundaki kişiler ilerlerse sen onlardan daha fazla ilerleyecek ve sevineceksin. Hani diyoruz ya arkadaşlar, ekibimizdeki arkadaşlar milyoner olursa biz milyoner olmuş durumdayız. O yüzden kendimizi unutmamız gerekiyor. Hedefi olan bize zaman ayıran tırnak içinde arkadaşlarımıza doğru bir şekilde zaman ayırmamız gerekiyor. Evet, 8. adım. Doğru tanıtım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kişilere bu tanıtımı, bu iş fırsatını doğru yapmamız gerekiyor. Her zaman söylüyorum ya, iyi sunulmuş bir iş fırsatına kimse hayır demez. O an yoğun olabilir. O an kafası başka yerde olabilir ama sunumu çok doğru yaparsak arkadaşlar bu bizim için çok değerli olacaktır. Kişi ben tanıtım istemiyorum ya da güvenmiyorum dese bile siz sunum eğer başladıysanız arkadaşlar kesinlikle bir önceki zaten eğitimlerde gösterdik nasıl bir sunum yapılması gerektiğini. Doğru bir şekilde sunum yaptığımızda arkadaşlar bu bizim için çok ciddi bir prestijdir öyle söyleyeyim. Tanıtıma getirdiğin kişiye komisyon gözüyle bakma. Evet biz bu işi arkadaşlar ticaret için yapıyoruz. Ve şirket de ticari amaçla kurulmuş bir şirkettir. Her network şirketi öyledir. İnsanlara fayda sağlar, insanlara çok büyük imkanlar sağlar. Hani sıradan biz olan insanların sıra dışı kazançları dediğimiz arkadaşlar. Çünkü hani bir ses sanatçısı değiliz, bir futbolcu değiliz ya da farklı yeteneklerimiz olmayabilir. Bu da bizim için gerçekten çok çok değerli arkadaşlar. O yüzden burada söylediğimizden baktığımızda da komisyon gözüyle bakmamamız gerekiyor. Beraber hedeflerimizi belirleyip herkesin hedefe gitmesi noktasında yardımcı olmamız gerekiyor. Kendimizi unutmamız gerekiyor. Bu biraz zordur. Hepimizde belli bir kibir, belli bir ego vardır arkadaşlar. Bunu kimse inkar etmesin ama kendimizi olabildiğince unutursak bu bizim için çok güçlü dönüşler sağlar arkadaşlar. Bu gerçekten çok çok değerli. Ve sen yanlışlık yaparsan senin grubundaki kişiler de 10 katını yapacaktır. İşte burası da çok önemli arkadaşlar. Biz liderler olarak olabildiğince daha sakin davranmalı, daha iyi beklemeli, daha iyi algılamalı. Yani iyi anlaşılabilmemiz için iyi anlamamız gerekiyor. Bunu da yaptığımızda zaten bu da organizasyonlarımıza yansıyacaktır. Çünkü ilk adımlar çok önemlidir ve organizasyonlarımızın şekillenmesi, bizim şu anki çalışmalarımız, düşüncemiz, prensibimiz, disiplinimiz arkadaşlar tamamıyla hepsine yansıyacaktır. Öyle söyleyelim. Evet. Bu arada sesleri kısarken kusura bakmayın. Slaytlar geçebiliyor. Zorla kimseyi bu işi sokma arkadaşlar. Kesinlikle kimseyi zorla bu işi sokmayın. Yani işte lütfen benim için yap, lütfen gel dediğinizde lütfen benim altıma ekip yazar mısın, lütfen birini kaydeder misin insanlar demeye başlayacaktır. O yüzden herkes kendi karar vererek bu işe girsin. Hani diyoruz ya herkesin bir start düğmesi vardır. Özellikle şöyle düşündüğümüzde arkadaşlar pandeminin bize yaşattığı maddi özellikle çok ağır yükler var. Manevi olarak da psikolojik olarak yükler var. İşte gene bir hafta sonu ve evimizdeyiz arkadaşlar. Yasaklar var ve belli bir süre bu daha devam edecek ama lütfen bu kadar sıkıntılı bir süreçte hem maddi anlamda özellikle ama ileriye dönük yapacağımız çalışmalarda arkadaşlar mutlaka arkadaşlarımızın kendi girmesi ve kendi düşünmesi gerekiyor. Her zaman sadık ol. Hiçbir zaman kişileri bu sisteme getirmek için yalan söyleme. Arkadaşlar yalan her zaman işin kökünü kurutur. Biz ne öğrendiysek gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Çünkü yeni bir ekibiz arkadaşlar. Çok normal. Sistem yeni. Güney Kore'deki insanlarla anlaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şu an sistemin %99,9'unu tamamen çözmüş durumdayız. O yüzden lütfen herkes bizden aldığı bilgileri net bir şekilde organizasyonlarına aktarsın. Çünkü yalan bu işin kökünü kurutur diyoruz. Her zaman da böyle olur. Dostluğu da kurutur, arkadaşlığı da kurutur. Sadece doğrudan satışta değil, her zaman böyledir. Her şey maddiyat da değildir arkadaşlar. Hepimiz inançlı insanlarız. Maneviyatla birlikte bu işte bir köprü kurmamız da gerekiyor. Hani teminki örnekler verdim ya arkadaşlar. Yüzlerce binlerce toplantılara katıldık. Sadece ön sırada olmak değil, o kibire yenilmek değil. O ön sırada ne kadar çok bizden arkadaşlar varsa, ne kadar çok insanların yüzü gülüyorsa, organizasyonlarımızın yüzü gülüyorsa işte bu bizim için paha biçilmez bir kazançtır arkadaşlar. Gerçek başarı da zaten böyle gelir. Maneviyatla da ilgili bir köprü kurmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin farklı nedenleri var. Hepimizin farklı ihtiyaçları var.
Belki borcumuzu ödemek için bu işe giriyoruz. Belki yaşadığımız sıkıntılar var. İnsan hayatında her şey olabilir. Hepimiz belli başlı yaşlardayız. O yüzden bunu sürekli göz önüne getirmek gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten çok çok değerli bir nokta diyorum. Değer kişilerden seçme hakkını alma. Yani insanlar ilerlemek isterken arkadaşlar mutlaka düşündükleri vardır. Onları olabildiğince dinlememiz gerekiyor. Tabii ki belli bir başlangıç ya da belli bir çıkış noktası, yani işi ilerletirken başlangıç noktamızla varış noktamızın örtüşmesi gerekiyor. Zaten sizlerle ekip lideri arkadaşlarımızla, tüm liderlerimizle ya da ekip arkadaşlarımızla zaten sürekli koordinasyondasınız. Kişilerin takibinde her zaman yardımını al. Yani takip dediğimiz arkadaşlar, bir önceki eğitimlerde görmüştük. Bu sisteme dahil ettiğimiz arkadaşlarımızı doğru desteklemek adına yanlarında olmamız gerekiyor. Ve bu noktada da arkadaşlar takibimizi iyi yapmamız lazım. Onları desteklemek adına. Eksikleri olabilir, gözden kaçırdığı şeyler olabilir. Sürekli istişare halinde olursak bu bize çok ciddi fayda sağlayacak demektir. Evet. Ve 10. adım arkadaşlar. Bu eğitimin sonuna geliyoruz. Şirketimizin büyümesine, değişikliklerine kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Şirket bazı aksiyonlar alıyor. Biliyorsunuz doğum tarihleri için örnek aksiyonlar aldı. İşte kimlikte yanlış isim yazmaları için aksiyonlar aldı. Biz zaten bunu sürekli şirketin yetkilileriyle beraber takip ediyoruz ve sizlerle arkadaşlarımıza günden güne gelen bilgileri hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Hı. Arkadaşlar öyle söyleyelim. Evet. Bu 10 adım kuralını uygularsak arkadaşlar, bakın mutlaka kitapta okumamız gerekiyor. Mesela biz seneler önce Robert Kiyosaki'nin kitaplarıyla başlayıp son zamanlar işte özellikle Eric Worre'un kitaplarını çok okuyorum arkadaşlar. Sizden de ricam, bu işte gerçekten ilerlemek istiyorsanız, bu size ait, altını çizerek söylüyorum. Yani liderler olarak, ekip arkadaşlarınız olarak biz bir noktaya kadar yaşadığımız tecrübeleri sizlerle paylaşmış olacağız. Ama tamamen ilerlemek size ait olacağı için arkadaşlar siz seçeceksiniz. O yüzden lütfen en büyük yatırım kendimize yapılan yatırımdır. Ve olabildiğince kitap okumanız arkadaşlar çok faydalı olacaktır bu sektörle ilgili. Bu 10 adım kuralını uygulayacağız arkadaşlar ve bazı kurallarda bakın yanlış uygulanmış olabilir. Bu çok normal, hepimiz insanız. Yani eksiklerimiz olur, hatalarımız olabilir, bu hepimiz için geçerli. Cesaretli olun arkadaşlar, her zaman diyorum ya, gerçekten cesaret çok büyük bir adımdır. Yanlış yaptığımız noktalar da olabilir ama diyor ki bu adımları hatırlayın ve üzülmeyin. Ama yeniden başladığımızda kesinlikle arkadaşlar hata yapmamız gerekiyor. Bu da çok çok değerli. Evet, bir sonraki eğitimimiz arkadaşlar iyi bir grubun özellikleri. Bu da çok değerli bir eğitim ve 200 slide sonra zaten eğitimimizi sonlandırmış olacağız. Gruptaki kişilerin birbirlerine güvenmeleri. Güven çok önemlidir arkadaşlar. Bu zaman içerisinde kademe kademe oluşacak bir şeydir. Çünkü herkes birbirini yeni tanıyor. Pro Akademi'de de 8-10 sene çalıştığımız arkadaşlar da var. Yeni çalıştığımız sizlerle arkadaşlarımız da var. Zaman içerisinde bu güven tamamen oturmaya başlayacaktır. Tabii ki bunu organizasyonlarınızda da çok iyi bir şekilde yansıtmanız gerekiyor. Özgür konuşmalara, özgür tartışmalara grubun tamamının katılmasını diyor arkadaşlar. Buradaki tartışmadan kasıt arkadaşlar, yaşadığınız ilerlemede problemler olabilir. Bunları ekiplerinizle paylaşmanız gerekiyor. Ama her zaman iyi bir liderin yapacağı en doğru adım arkadaşlar, negatif sürekli yukarıyadır, pozitif aşağıyadır. Ben onu tanıyorum, daha önce çalışmıştık, şöyledir, böyledir diyerek ben bugüne kadar organizasyonumdaki hiçbir lider arkadaşımla yaşanan bir negatifi paylaşmamışımdır. Onlar negatiflerini paylaşırlar ama ben onlarla paylaştığım ve ekipleriyle paylaştığım sürekli pozitiftir. Gerekli işlere ve programlara taatlüdürler. Arkadaşlar zaten bu işi yapmamız için bazı şeyler gerekli. Mesela işi iyi anlamamız gerekli, sunuma hakim olmamız gerekli. Eğer organizasyon kuracak isek organizasyonu nasıl kurulduğunu, organizasyonun kurulma noktasındaki yaşayacağı adımları bilmemiz gerekiyor. Programlı olmamız gerekiyor. Mesela bu akşam da bir programdı. Bu akşam evinde televizyon izleyenler olabilir, Survivor izleyenler olabilir, ben nasıl bunları biliyorum diyenler olabilir, her şey olabilir. İşte bu davranışlar organizasyonlara yansıyacağı için arkadaşlar taahhüt çok çok önemlidir. Gruptaki kişiler herkes kendi üzerine düşeni yapar. Mesela bu akşamki görevlerimizden bir tanesi sizlerle arkadaşlarımızla bir arada olup 40 dakikalık bir eğitimde birlikte olmak. Çünkü bu uzun bir yolculuk diyorum arkadaşlar. Yani biz kısa 100 metre koşucusu değiliz. Maraton koşacağız birlikte. O yüzden hepimiz kendi üstüne düşeni yapması gerekiyor. Ve sorumlulukları da arkadaşlar almak için de teşvik eder. Yani organizasyonlarınızın bu akşam bu eğitimde olması, bizlerle birlikte aynı havayı soluması, bizlerle birlikte bilgilenmesi, bu işleri ya da bu sistemleri ya da bu eğitimleri biliyor olsa bile beraber olabilmek en büyük değerdir arkadaşlar. Ve grubun kişilerin hepsi arkadaşlar grubun hedefine yoğunlaşırlar. Bu da çok değerlidir. Hani bir önceki sunumlarda diyorduk ya arkadaşlar,
slaytlarda. Kendinizi unutun diye. Hep beraber grubun hedefine yoğunlaşırsak arkadaşlar, biz buna aslında jeoloji çalışması deriz. Mesela bir ara biliyorsunuz bir 20-20 gruplar yapmıştık. İşte 50-50, 100-100 derken siz değerli arkadaşlarımızın da kendi kurduğu WhatsApp grupları var. İşte arkadaşlar burada hep beraber grubun hedefine yoğunlaştığımızda sarsılmaz ve yıkılmaz bir organizasyon haline gelmeye başlayacak demektir artık. Evet, şimdi peki grup kurarken bunun engelleri olacak mı? Bu bizim standart olarak belirlediğimiz, abartısı diyorum arkadaşlar, 13-14 sene önceki yapılan eğitimlerden bir tanesiydi bu. İyi bir grubu bir araya toplamak belki zor olabilir ama karmaşık değildir. İnsanlar sürekli bunun biraz karmaşık olduğunu, hatta başarının ya da başarılı olmanın bile karmaşık ve zor olduğunu düşünebilir. Aslında basit düşündüğümüzde arkadaşlar iş çok daha kolay bir noktaya geliyor. Önemli olan o işin kolaylaştırılmasıdır. Çünkü herkesin algılama kapasitesi var arkadaşlar. Erken anlayabilir, geç anlayabilir. İnsanlara zaman vermemiz gerekiyor. Bu zamanlama nasıl olsa ben yaparım, yarın eğitime katılırım ya da ben birilerine dahil edeceğim zaten demek değil. Ama olabildiğince hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vade diyoruz ya arkadaşlar. Hedefler belirlememiz gerekiyor. İşte burada da işin o arkadaşlarımızın çalışmasına göre kolaylaştırmamız gerekiyor. İster büyük bir şirkette müdürlük olsun, ister küçük bir grubun sorumlusu olsun, ister 1000 kişilik bir grup olsun arkadaşlar. Grup çalışmasında önemli iki tane nokta vardır. Gerçek ve asil bir grubun kurulması her zaman kolay değildir. Bundan dolayı arkadaşlar organizasyonlarda grup çalışmasında 5 temel tehlikeli engelle karşılaşır. Bu engeller birbirine bağlantılıdır aslında. Her biri birbirine bağlıdır arkadaşlar. Çünkü nasıl ki organizasyonlarımızda örnek onlarca, yüzlerce ve binlerce kişiyiz ve her gün bu sayımız artıyor. Burada da arkadaşlar hepsi birbirine bağlıdır. Adım adım zaten bunları da göreceğiz. Evet, gruptaki insanların birbirine güven duymamaları, bu gruptaki paylaşımı, samimiyeti ve sorunların açıklıkla anlatımını ve çözümü zorlaştırır ve güveni bitirir. Burada siz liderlere çok iş düşüyor arkadaşlar. Çünkü her gün yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Organizasyonunuza yeni insanlar geliyor. Kimi iyi niyetli, kimi kötü niyetli, bunu bilmemizin şansı yok. Yani hiçbirimizin şansı yok. O yüzden burada arkadaşlar bu güven ortamını çok doğru bir şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Bu engeller birbirine bağlantılıdır ve zarar verir demiştik zaten. Yeni fikirlere, gelişime açık olmamak arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, siz değerli arkadaşlarımızın yaptığımız eğitimlerde, yaptığımız toplantılarda fikirleri benim için çok değerli. Biz toplantı saati alırken, toplantı zamanı ayarlarken bile siz değerli arkadaşlarımızla, organizasyonlarınızla istişare yaparak eğitim zamanını bile arkadaşlar planlamaya çalışıyoruz hep birlikte. Bu da bizim için gerçekten çok çok değerli. Güvensiz gruplar doğrularla tartışmayı engeller ve yerini gereksiz tartışmalar alır. İşte bu da çok önemli arkadaşlar. Lider olarak diyorum ya, negatif sürekli yukarıya, pozitif aşağıya gidecek. Yani belki bazı bir tartışmanın sizin için önemli olduğunu düşünebilirsiniz ama bunun gerekli ya da gereksiz olmadığını da bir süzgeçten geçirmeniz gerekiyor. Çünkü çalıştığınız insanların da tecrübelerine, başarılarına odaklanmanız gerekiyor. Bu da bir değerdir arkadaşlar. Bir takım birlikte çalışan bir grup insan değildir. Bakın burayı not alabilirsiniz sizden ricam. Bir takım birbirlerine güvenen bir grup insandır. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Yani her şeyi konuşmak ya da her şeyi söylemek, nasıl diyeyim, bu bir sorunun çözücü anlamına gelmez. Gereksiz olanları da süzgeçten geçirip filtreleyip arkadaşlar sakin olmamız bizim için çok çok değerlidir. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Bir saniye. Evet, taahhütsüzlük. Bu zaten önceki eğitimlerde de görmüştük arkadaşlar. Görüşmeler seviyeli olmalı. Olmazsa başka tartışmalar doğurur. Bu kısaca taahhütsüzlüktür. Yani taahhüdün dışına çıktığımız zaman hedefimiz, hayalimiz, nasıl ilerleyeceğiz, organizasyonlarımızı nasıl büyüteceğiz, tamamen bunun savaşında olmamız lazım. Bireysel düşüncelerden olabildiğince uzaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Kişiler tartışmalarda kendi düşüncelerini söylemezse gereken işleri yapamazlar. Yani bunu konuşma, bunu söyleme, bunu yapma. Bugüne kadar böyle hiçbir şey olmadı. Ama liderler olarak gördüğümüz ve aksiyon almamız gereken yerler mutlaka olacaktır. Yarın sizler de bunu yapacaksınız arkadaşlar. Mesela bugüne kadar örnek ürün sat, kayıt yap olmadığı gibi arkadaşlar. Mikrofonunuza dikkat ederseniz sevinirim değerli arkadaşlarımız. Kişiler başkanın düşünceni kabul etmezler ve kabul etmiş gibi davranırlar. Bu da sıkıntı yaratır. Evet, az kaldı arkadaşlar. Bitiyor diyoruz. Sorumluluktan kaçmak. Yani kendi alacağımız liderler olarak sorumluluğu almazsak arkadaşlar bu bir taahhütsüzlük yaratır. Kişiler sorumluluk altından kaçmalarına sebep olur. Biz lider olarak ateşten bir gömlek giymiyoruz ama gerçekten sorumluluk almak kolay bir şey değildir arkadaşlar. Ve bu bir anda çıkacak ortaya bir şey değildir. Bir zaman alır. Hani diyoruz ya, organizasyon liderini seçer diye. Bu bizim için çok değerli bir kelimedir. Yani
Gerçekten altın değerinde bir kelimedir arkadaşlar. O yüzden de burada ekip liderleri olarak ne kadar çok sorumluluk alırsak bu bizim için o kadar faydalı olacaktır. Evet. Son slaytımızda arkadaşlar şöyle söyleyelim. Sonuç ve hedefi önemsememek. Arkadaşlar bakın, burası da çok değerli. Şimdi çok büyük bir işteyiz. Şöyle kendinizi kandırmayın. Eğitimler, bilgilenme, öğrenmeye aç olma, ekiplerimizi destekleme, elimizden geldiği kadar ilerlemeye çalışmak, bunun için doğru zaman ayırmak, doğru bedel ödemek arkadaşlar. İşte bu sonucu ve hedefi önemsememek, yarın siz değerli arkadaşlarımıza ürün şöyleydi, kazanç planı böyleydi deme gibi noktalara gelmeye başlar. Bizim için çok büyük örnekler var. O da nedir? 12 yıldır bu şirket açık. Bir dikiş makinesinden başlayarak hayatını değiştirmiş bir kadın sponsorumuz var. Onun üstünde bir sponsorumuz daha var. O da Imperial kariyerinde biliyorsunuz. 12 milyon dolara yakın bir para kazanmış. İşte başlangıçta sonuç ve hedefi iyi bir şekilde önemsersek arkadaşlar, üstümüze gereksiz yükleri ve sorunları almamış oluruz. Biz organizasyonumuzdaki arkadaşları her noktada ilerletmek, yardımcı olmak, onlarla birlikte olmak arkadaşlar, onlar için fedakarlık yapmak bizler için çok önemlidir. Ama tabii ki siz lider arkadaşlarımız da tabii ki organizasyonlarda bir köle gibi de arkadaşlar size davranmayacak organizasyonlarınız. Yani sizin ayırdığınız zamanları, sizin verdiğiniz emeği görmeleri gerekiyor. Onların da doğru zaman ayırması gerekiyor. Ve belirlediği hedefler doğrultusunda sonuç ve hedefi önemsemesi gerekiyor. Bu maddeleri kademe kademe geçmeyen, altyapısını oluşturmayan arkadaşlarımız 4-5 ay sonra organizasyonlarımız çok büyümeye başladığında arkadaşlar mutlaka eksiklerle karşılaşacaktır. O yüzden hep birlikte olabildiğince sonucu ve hedefi önemsemek çok iyidir. Hani hep söylüyoruz arkadaşlar, hep de söylemeye devam edeceğiz. Başlangıç noktamızla varış noktamızın arkadaşlar çok iyi olması gerekiyor. Bakın yani bu bizim için çok değerli. Hepimizin kendine göre tecrübesi var. Hepimizin kendine göre fikirleri var. Bunlar çok doğru ama senelerdir ya da yüzyıllardır, yüzyılı geçmiştir arkadaşlar. Yapılan eğitimler ve bilgilendirmeler tamamen organizasyonlarda belki bizler için şu an değil ama daha sonra olacak yüzlerce kişi için geçerlidir. O yüzden lütfen arkadaşlar sonuç ve hedefi benimseyerek, günde 25 doları küçümseyenler de oluyor. Benim için çok değerli bir rakam. Ayda 750 dolar yapar. Ama umuyorum ve biliyorum ki, inşallah inanıyorum da arkadaşlar, ilk günlerde bile 25 dolarlarla başlayıp binlerce dolar kazanmaya başlayacağız. İşte bu benim için çok değerli ve ciddi bakılması, zaman ayrılması gereken bir süreç. Çünkü hayatın bize getirdiği gerçekten çok yorucu şeyler var. Sorumluluk almamak, gruptaki kişilerin sonucu önemsememesini sağlar. İşte arkadaşlar, bu organizasyonda olduğu gibi düşünün, bu organizasyonlarımızda nasıl ki davranmamız gerekiyorsa, evet eğitimler her zaman sayıyı yükseltmek zordur arkadaşlar. Eğlence kısmı, gezme kısmı, belki sohbet kısmı çok daha fazladır. Yani biz kendi organizasyonlarımızda bile sadece küçük eğitimlerde bile 100 kişilik sizler sunumlar artık, slaytlar, kazanç planları yapmaya başlıyorsunuz. Ama burada işte ne kadar bilinçli hareket edersek arkadaşlar bu bizim gücümüzü o kadar çok arttıracaktır. Grupta olan kişiler kendi özel ihtiyaçlarını grubun hedeflerinden daha önemli tutarlar. Bu çok büyük bir madde arkadaşlar. Baktığımızda yani normalde aslında bu maddeler için size abartı söyleyeyim saatlerce konuşabilirim ama zamanımız değerli. Sizi çok fazla yormayacağım bu akşam. Fakat şunu düşünmemiz gerekiyor. Hani ön sıra diyorum ya arkadaşlar. Gerçekten yapabilirsek bu bizim için çok çok iyi olacak arkadaşlar. Mesela sadece kariyer hedefi değil. Sadece kazanç hedefi değil. Bizim ihtiyaçlarımız, önemli ihtiyaçlarımız, önceliğimiz arkadaşlarımızın başarısı olması gerekiyor. Bu bizim için çok değerli. Çünkü zaten matematik bu arkadaşlar. Biz milyoner olursak, arkadaşlarımız milyoner olursa zaten herkes milyoner olmuş demektir. Sağ ve sol ekiplerinizde milyoner çıkardığınızda zaten milyonersiniz. Ama lütfen kariyer için, ilerleme için, kazanç için arkadaşlar kendi ihtiyaçlarınızı, bu özel ihtiyaçlardır, önde tutmayın. Onlar ilerlesin, onlar büyüsün, onlar gelişsin. İşte bu bizim en büyük gücümüz olacak ve bunu hep beraber yaşayacağız arkadaşlar. Buna %100 eminim. Organizasyonlarımızda ilk sunumlar yapılmaya başlandığında, ilk kazançlar açıklanmaya başlandığında, kariyerlerde, ön sıralarda Pro Akademi ve sizlerle ekip arkadaşlarımız olacak diyorum. Ve son olarak da arkadaşlar, tabii ki her zaman eğitim mi diyoruz, her zaman çalışma mı diyoruz? Tabii ki her zaman eğitim olacak, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var arkadaşlar. Ama
siz değerli arkadaşlarımızla beraber 15 Haziran sonrası yapacağımız saha çalışmaları dışında ve artı olarak Kim Hanım'la beraber Temmuz ayında planlayacağımız genel katılımlı toplantılarla sizin şehirlerinizde belirleyeceğimiz pilot noktalar bölgesinde ve arkadaşlar tabii ki 2 günlük çok büyük bir kamp yapacağız ama bir de benim içimden geçen belli seviyede olan, belli kariyerde olan, tabii ki bu ayrıcalık değil, hepiniz buna dahil olabilirsiniz. 15 Haziran'dan sonra Haziran ortası gibi açıklama yapacağız arkadaşlar bu toplantıyla ilgili. Kafamdan geçen şu arkadaşlar, çok güzel bir eğitim ve bunu gerçekten söylerken bile heyecanım artıyor. Benim de hani hedeflerimden olan bir tanesi arkadaşlar, inşallah bu sizlerle birlikte nasip olacak diye düşünüyorum. Düşünsenize. 20-30 arkadaşımız, inşallah 50 arkadaşımız, bir yerdeyiz tabii ki, evli olan arkadaşlarımız eşiyle beraber gelebilecekler. Orada eğitimler yapmaya devam ediyoruz. Zoom sunumlarına devam ediyoruz. Kendi içimizde hedeflerimizi gözden geçiriyoruz. Bir yıl sonrasının planlamasını yapabilecek bir güce ve bir bakışa erişmişiz arkadaşlar. Düşünsenize bu gücü. Yani sadece sayısal güç değil arkadaşlar. Sadece puan gücü değil, sadece kariyer gücü değil. Düşünsenize bir yıl sonrasını planlayabilecek bir duruma, bir güce erişmişiz. Bu ne kadar büyük bir güç arkadaşlar, düşünün. Ve bu toplantıda bir tane profesyonel fotoğrafçı olacak ve kameraman olacak. Bizim yaptığımız eğitimleri, sabah kahvaltımızı, yediğimiz yemeği, arkadaşlarımızla toplantıda görüşmemizi, o toplantıdaki canlı yayınlarımızı onlarla paylaşacağız, bilgilerimizi aktaracağız. Ve bunu inşallah arkadaşlar sizlerle birlikte, sizlerle arkadaşlarımızla beraber gerçekleştireceğiz. Ne kadar ki eğitim yapıyorsak, bedel ödüyorsak tabii ki bunun da karşılığını alacağız arkadaşlar. Amacımız da bu. Diyorum ya, paramız olabilir ama önemli olan zamanı iyi değerlendirebilmek. Zamanınız olabilir ama paranız yoktur. Paranız vardır, zamanınız yoktur. İşte arkadaşlar organizasyonlarımızda bunu gerçekleştireceğiz. Mesajlar geliyor. Evet arkadaşlar, çocuğunuzla da beraber gelebilirsiniz. Sonuçta bu ailenizin ve sevdikleriniz için yaptığınız bir çalışma. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar, bu yoğun tempoda, çalışma temposunda nasıl ki diyorsak bir sene sonra ayaklarımızı uzatıp dinlenmek istiyorsak ve gerçekten biz bunu söylerdik biliyor musunuz arkadaşlar? Derdik ki çay içerken bile para kazanacağız. Allah nasip etti, biz o günleri yaşadık. İnşallah burada da hepimize yine nasip olacak. Siz organizasyonunuzu doğru büyüttüğünüzde, zaman harcadığınızda, hani diyoruz ya arkadaşlar, pişmanlığın acısı kesinlikle geçmiyor ama disiplinin ve eğitimin yorgunluğu mutlaka geçiyor. Bizler de sizlerle arkadaşlarımızla çay içerken bile kayıtlar olmaya başlayacak, girişler olacak, puan kazanacağız, para kazanacağız. Ki düşünün, şu an sadece Türkiye'de değil, dünyada da birlikte organizasyon kuracağız. Belki biz saat gece 12-1'den sonra dinlenmeye çekildiğimizde farklı ülkelerde yeni ülkelerin açılışları başlayacak ve oradaki liderlerimiz, oradaki ekiplerimiz organizasyonlarını kurmaya ve büyütmeye başlayacaklar. Sabah açtığımızda, yemek yediğimizde, kahvaltı sonrası kazancımıza baktığımızda sürekli artmaya devam edecek. Zaten böyle oluyorsa doğru yapıyoruz demektir. Doğru ilerliyoruz demektir. Evet arkadaşlar, toplantı şu an için bitmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah sizi çok fazla yormamışımdır. Ama elimden gelebildiği kadar, dediğim gibi arkadaşlar, siz değerli arkadaşlarımızla çok iyi bir hazırlanma süreci geçirdik ve bu çok iyi hazırlanma sürecinin artık sonuna geldik. Kısmetse artık diyorum ya arkadaşlar, 7 Haziran itibariyle siz değerli arkadaşlarımızla artık kazançlarımızı, kariyerlerimizi tamamen ortaya çıkarmaya başlayacağız. Bu arada resim çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizler için çok değerli. Evet arkadaşlar, benim şu an için sizlerle paylaşabileceğim bunlar. Heyecanım yüksek. Her zaman da artmaya devam ediyor. Gerçekten 2 ay çok kısa bir süre değil arkadaşlar. Çok uzun bir süreydi bizler için. Ve artık zamanı geldi mi? Evet arkadaşlar, hepimizin için zaman geldi diyoruz. Kariyerimiz, hedeflerimiz, kazançlarımız, bunlar bizim için çok çok değerli. Ve gerçekten çok değerlisiniz arkadaşlar. Çok emek verdiniz, çok yoruldunuz, çok yıprandınız ama hep beraber bu vizyonu siz değerli arkadaşlarımıza ortaya koyabildik. Şu an bilin ki siz değerli arkadaşlarımızın artık isimleri konuşulmaya başladı. Bakın abartısız söylüyorum. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da Atomi firmasında olan liderler bile artık sizleri konuşmaya başladı. Atomi firmasının dışındaki firmalar, diğer arkadaşlarımız da hepsi bizim için değerli. Firmalar da bunlar arkadaşlar bizim için artık konuşmaya başlandı. Bu gerçekten doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. Biz başladığımız günden beri hep öne çıkardığımız siz değerli arkadaşlarımızı öne çıkarmaya devam edeceğiz. Çünkü sahada olan sizsiniz. Organizasyonlarınıza emek veren, bedel ödeyen sizsiniz. O yüzden diyoruz arkadaşlar, liderler bizim için çok değerlidir ve liderler bizim için vazgeçilmezdir arkadaşlar. Alttan ufak tefek sorular geliyor. Arkadaşlar, ürün tabii ki olacak, ürün sunumları. Ürünler tam anlamıyla belirlendiğinde şöyle hak verin. Şimdi şirketin çok fazla ürünü var. Farklı ürünler de paylaşıyoruz bilgilenme amaçlı.
Şimdi burada tavsiye edeceğimiz ve start noktasında başlayacağımız ürünler belirlenmeden yani net olmadan farklı ürünler anlatıp da sizleri yormak istemiyoruz. Hangi ürün olursa olsun arkadaşlar hep beraber bir diş macunu ile bile farklı ürünlerle bile çok devasa bir organizasyon kuracağız. Geçen bir lider arkadaşımız çok güzel bir şey söyledi. Liderim dedi hep diş macunuyla başlayabilirsin dedi, diyorsun dedi. Hani insanlar sadece diş macunu mu alacağım zannediyor. Hayır arkadaşlar yani çok daha farklı ürünler de alacaksınız. Bu sizin kapasitenize göre, hedefinize göre şu an yüzlerce, binlerce hatta on binlerce kişilik organizasyonlar kuruyorsunuz. Ve biz siz değerli arkadaşlarımızla ne yapacağız? Önümüzdeki hafta artık kariyer planlamaları yapmaya başlayacağız. Çünkü bu kadar insanı dahil ettiğimiz, bu kadar hedefine odakladığımız ekip arkadaşlarımızla ne kadar çok kariyer hedefi yaparsak, ne kadar kendimizi zorlarsak artık çıtayı yükseltelim arkadaşlar. Bana göre artık bizler sıradan insanlar değiliz. Hiçbir zamanda olmadık. Bu kadar emek veriyorsak, bu kadar ilerlemeyi düşünüyorsak, bu kadar hep bir aradaysak arkadaşlar ki diyorum ya sadece bu sunumlar değil, bu sunumlar dışında da hep arkadaşlarınızla berabersiniz. Çalışmanıza rağmen, kendi hayatınızda meslekleriniz olmasına rağmen, aileniz, çocuklarınız, sevdikleriniz olmasına rağmen lütfen enerjinizi, potansiyelinizi her zaman olabildiğince yüksek tutun. Evet, hayatta her şey dört dörtlük gitmiyor arkadaşlar. İnişlerimiz de olacak, çıkışlarımız da olacak. Belki bir gün uyandığımızda dört dörtlük uyanmıyoruz ama ne kadar istersek arkadaşlar, yürekten istersek, bunu yürekten söylersek, bunu insanlar hissederse işi her zaman büyüten heyecandır arkadaşlar. %80 arkadaşlar heyecandır ve odaklanmamızdır. %20 de arkadaşlar eğitimlerdir ve düşündüklerimizdir ve bunu olabildiğince hayata geçirmemizdir. Şu an hepinizi, çoğunuzu görüyorum arkadaşlar. Yani kamerayı değiştirirken çok şükür hepinizin yüzü gülüyor. Aramıza katılan yüzlerce arkadaş var. Bu katılımlar devam edecek ve ben biliyorum ki inanıyorum ki arkadaşlar siz değerli ekip arkadaşlarımızla birlikte birincisi gerçekten çok iyi liderlere sahipsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemli bizler için. Hani eğitimde de söylediğim gibi organizasyon kurmak gerçekten zordur ama o kadar iyi liderlere sahipsiniz ki arkadaşlar bu bizler için çok değerli. Ve siz değerli arkadaşlarımızla beraber dediğim gibi hedeflerimizi olabildiğince lütfen gözden geçirelim. Olabildiğince odaklanalım ve olabildiğince arkadaşlar neyi istiyorsak ne kadar istiyorsak ailenizi gözünüzün önüne getirin. Sevdiklerinizi gözünüzün önüne getirin. Çünkü bugüne kadar çalıştığımızın tekrarı var mı arkadaşlar? Yok. Yani 2 ay öncesine dönebilir miyiz? Bir daha organizasyon kurabilir miyiz? Hayır. Şu an yaptıklarımız ve bu saatten sonraki düşüncelerimiz bile ilerletecek. Birbirimize engel olan var mı? Yok. İstersek 100 bin kişi olalım. İstersek en üst kariyere çıkalım arkadaşlar. Lütfen en üstünü düşünün arkadaşlar. Organizasyonlarınızla beraber en üstünü düşünün. En üstünü düşünmeye devam edin. Bu arada yandaki soruları okumuyorum arkadaşlar. Çünkü bu bir eğitim toplantısıydı. Başında da söyledim. Kargo ile ilgili sorular var. Şirket bir açılsın arkadaşlar. Kargolar da belli olacak. Her şey de belli olacak. Bunları çok düşünmeyin. Bunlar bizim için basit şeyler diyorum arkadaşlar. Evet. Bu akşamlık bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta şimdiden söyleyeyim. Cumartesi günü açılışla ilgili bir toplantı yapacağız. Bir eğitim değil ama tamamen genel bir sohbet olacak. Siz değerli lider arkadaşlarımıza da sözler vermiş olacağım. Bir dahaki hafta çünkü bir dahaki hafta pazartesi açılmış olacağız. Evet arkadaşlar bu akşamlık benden bu kadar eksik bir şey olduysa kusura bakmayın affınıza sığınıyorum ama diyorum ya sizler için gerçekten iyi şeyler istiyorum. Gerçekten iyi şeyler istiyorum arkadaşlar. Çünkü organizasyon kurmak, insanların birbirine güvenmesi, birbirine dayanışması, birbiriyle yardımlaşması, enerjisini, temposunu, motivasyonunu sürekli yüksek tutması en değerli şeydir. Diyorum ya bazen kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz. O gün iyi gününüzde değilsinizdir. O gün eğitim yapmayın. O gün arkadaşlarınızla bir araya gelmeyin. Telefona bile cevap vermeyin. Yani meşgul değilseniz bile meşgulüm deyin arkadaşlar. Çünkü bu bizim için çok önemli. Çünkü sizlerin gülen yüzünü gördüğümüzde, sizlerin mutlu olduğunu inandığımızda, hissettiğimizde çok değerli. O yüzden diyorum ya, bu eğitimlere olabildiğince devam edeceğiz. Sizlerle bilgi paylaşımı devam edeceğiz. Şurada alçak gönüllü olmayacağım arkadaşlar. Sahada o kadar güçlüyüz ki. Zaten sizlerle arkadaşlarımızla çoğumuzla tanışmadık. Bir araya geldiğimizde saha gücümüzü, organizasyon gücümüzü bilin ki arkadaşlar sahnelerde bizim, sahalarda bizim. Bizim toplantımıza o sahaya gelenler, o sahnede olanlar, o toplantıda olan insanlar o gün çıktıktan sonra sadece düşüneceği ben bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? Ben bu işi daha iyi nasıl ilerletebilirim arkadaşlar? Bu da çok değerli. Bu akşam da herhalde öyle sunumlardan biri oldu. Öyle söyleyeyim kendi adıma. Çünkü enerji olarak bazı yaptığım sunumlarda 2 gün eklemlerim ağrıyordu arkadaşlar inanın. Ama
Bu aralar o kadar keyifli ki. Çünkü bu işe başladığımızda siz değerli arkadaşlarımızla beraber düşünün, hepimiz bir kişiydik. Yani birine Atomi fırsatını anlattığımızda acaba biz de başlayacak mı diye düşünmedik ama hepimizin bir düşünce süresi, bir düşünce zamanı oldu. Şimdi de bakıyorum ki bu büyümemiz, bu güçlenmemiz ve dediğim gibi altını çizerek söylüyorum. Siz değerli ekip lider arkadaşlarımızın emekleriyle beraber de Türkiye'de Pro Akademi artık altın harflerle yazılmaya başladı. Sadece kalan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hedeflerimizi daha da büyütmek. Bakın benim tecrübeme, siz değerli ekip lider arkadaşlarımızın tecrübelerine güvenin. Sadece ürünün çıkması değil, puanların açıklanması değil. Sadece kalan hedefimizi sürekli yukarıya çekmek, sürekli hedefimizi büyütmek, sürekli motivasyonumuzu yukarıda tutmak. Bizi büyüten, bizi ilerleten bu olacaktır. Hepinizin ailesine ve sevdiklerine selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten güçlü bir ekibiz. Hepinizin yüreğine sağlık. Hepinize başarılar diliyorum. Lütfen eğitimlerinizi, toplantılarınızı kesmeyin. Burada çocuğu olanları görüyorum. Gaziantep'e selamlar. Tüm arkadaşlarımıza selamlar. Hepinizin ebeğine sağlık. Ailenize ve sevdiklerine selamlar. Kamerayı kapatırken iyi akşamlar diyorduk arkadaşlar. Artık biliyorsunuz bir alışkanlık haline getirmiştik. Herkes kamerayı, mikrofonlarını açabilir. Bu gürültü Pro Akademi'nin ayak sesleri diyoruz ve siz değerli arkadaşlarımızın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. 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 Teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emeklerinize sağlık. İyi akşamlar. Bir sorum olacaktı benim ama. Arkadaşlar soru almıyoruz. Soruyu liderlerinize özelden ulaştırırsanız size zahmet çok iyi olur. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar ekip liderlerinize özelden sorun. Onlar bana ulaştırır soruları. Gruplarda sorabilirsiniz. Eğitim bitti. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kusura bakmayın. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Resimleri ve videoyu sizlerle birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.